Hoş geldin oğlum. Biliyor musun? Bazen kendime kendim bile şaşıyorum artık. Bak şu araba sana daha doğmadan önce aldığım ilk oyuncak. Polis arabası. Şimdi tesadüf diyebilir miyiz buna? Daha doğmadan önce ben kaderini çizmişim ve. Aylin nerede? Söyleyeceğim. Abin Murat'a da oyuncaklar alıyordum daha doğmadan önce. Sen de bilirsin. İnsanlar evleniyorlar ya. Kendi hayal kırıklıklarını, kendi heveslerini gidermek için çocuk yaparlar ya. İşte ben çocuk da olmadım, oyuncaklarım da olmadı. Ama çocuklarıma hep oyuncaklar aldım. Murat'a dünyanın oyuncağını aldım. Aylin nerede? Bir gün annen aradı. Nur içinde yatsın Asiye. Annemin adını ağzına alma lan. Toprağı bol olsun. Ölünün arkasından konuşulmaz şimdi. Hamile olduğunu söyledi yine. Bu müjdeyi alınca ben ilk ne yaptım biliyor musun? Oyuncakçıya gittim. Pembe ve mavi oyuncak. O zaman da ultrason falan filan yok. İçime doğmuş. Yoksa erkek çocuk olacak. Erkek oluyor. Polis arabası alıyorum, polis oluyor. Yapma ya. İçine doğmuşsun demek, öyle mi? Oğlunun karısını, oğlunun kızını, oğlunun annesini, oğlunun bütün sevdiklerini öldüreceğin içine doğmuş muydu? Doğmamıştı. Sürpriz oldu. Büyük sürpriz. Ama bu anlamsız hayatı katlanılır kılan da bu sürprizler değil mi? Öngörememek değil mi? Öngörememiş. Mesela senin kadar zayıf karakterde biri olabileceğini öngörememiş. Yoksa benim cansızın olduğu iki tane sidikli karı peşinde. Anne, anne, Zeynep, Zeynep diye ağlayıp sırrıyla bir polis. Sen benim hayal kırıklığımsın. Senin gibi şerefsiz, senin gibi zalim bir adam olacağım ama sevdiğim insanların arkasından ağlamayı bin kere tercih ederim lan. Biliyorum, biliyorum. Böyle düşüneceğini biliyorum. Sen kendi kaderini kendin çizmişsin. Benim kanımdan doğan kudreti reddetmişsin. Sırf bu yüzden bile seni öldürmem lazım. Bu yüzden bile. Git kurtul şu çirkin dünyadan ya. Baksana sen yaşadıkça sevdiklerin ölüyor bir bir. Ağlayıp duruyorsun. Yazık. Sen benim ölmemi istiyorsun öyle değil mi? Ben de pek yaşamak istemiyorum artık. Zaten bir amacım da kalmadı. Ver bana kızı. Tamam sen kazandın. Uzatmanın alemi yok. Sen kazandın. Bu işi bitir. Bitsin bu iş. Sık kafama. Ama kızı ver önce. Önce kafana sık. Ondan sonra. Çocuğu al. Önce kafana sıkacaksın. Yoksa sonra bir yaşama isteği gelir ki insana. O yüzden şimdi kafana sık, gözümün önünde.
Ben de kız çocuğunu ailesine teslim edeyim. Geri kalanların artık kim kaldıysa. Sana güvenmiyorum. Haklısın, haklısın. Sana verdiğim sözlerin hepsini tutamadım. Ama tutmuşluğum var. Benim için taf nokta ne biliyor musun? İntihar. Düşünsene. Sırf sana biri söz verdi diye intihar ediyor. Bak mesela Selim Gür söz verdi, sözünde de durdu. Ama ben de verdiğim sözü tuttum. Kızını yani Cemre'yi koruyacağıma, kollayacağıma söz verdim, sözümü tuttum. Yoksa o kız çocuğunu aldıklarında onun da kafasına sıkarlardı. Sen de ailenin hayatını garanti altına almak istemez misin? Çünkü sen ölürsen o yaşayacak. Hadi, hadi sık kafana. Zeynep'in kızının hayatı söz konusu. Sık. Tetiği çektiğin an adamlarım da kız çocuğunu aldıkları yere bırakacaklar. Söz. Ama gözümün önünde sıkman lazım. Bak sonra seni annenin, abinin olduğu yere gömeceğim. Sonra da kendimi gömdüreceğim. Bir aile olacağız diye. Dördümüz birlikte çürüyeceğiz. Bak baban yanımda. Doğduğun günde, bugün de baban yanımda. Sık ve kurtul. Açma, açma, açma. Ben ona döner. Davet ederim cenaze törenine. Dur, bana söyleme, dur. Cansız. Seni cehennemden arıyorum. Burada herkes seni soruyor. Çok bekletme bizi. Hadi gel. Gel, gel.